Karşımızda gerçekten çok iyi bir takım var. Geçtiğimiz sezonki kadronun neredeyse tamamını koruyup istikrarı yakalamış. Beraber oynama alışkanlığını iyice edinmiş. Bence iyi bir takıma karşı oynadık. Oyunun bizim için zor olacağını biliyorduk ama hafta boyunca rakibimizin eksik taraflarını yapmış olduğu geçmiş maçlardaki hatalarını çok iyi analiz edip hem ona göre bir kadro hem de bir oyun sistemi planlamıştık. Yani istediğimiz gibi gitti her şey. Tabii ben hep şunu söylerim. Bence hedefe odaklanmış insanlar zaman zaman böyle kriz gibi görünen durumları fırsata çevirebilenler oluyor. Çevirmelidir de. Biz de bugün bunu yaptık. Özellikle ön bölgede işte iki tane önemli oyuncumuz Marka ve Oğulcan'ın olmaması belki birçok insanı karamsarlığa sevk etmiştir ama işte biz Ahmet Sagat'a neden bu kadar güvendiğimizi burada bir kere daha gördük. Onun yanında iyi mücadele oldu. Gerçekten yani bir takım görüntüsü, iyi bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Arkadaki oyuncudan öndeki oyuncuya kadar herkes takım için oynadı bugün. Ve özellikle top rakipteyken savunmada iyi organize olduk. Bir iki ufak hatamızın dışında maçın genelinde özellikle ikinci yarı çok daha iyi oldu. Ve sonrasında da tabii oyuna attığımız tabii iki tane genç oyuncuyla golleri bulmamız bu galibiyeti biraz daha anlamlı hale getirdi. Ben oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Çok iyi bir mücadele oldu. Çok iyi bir karşılaşma oynadık. Tabii devam etmemiz gerekiyor. İşte enteresan bir lig oynuyoruz. Karşılaşma öncesinde 11. sıradaydık. Maçı kazandık. 2. sıraya yükseldik. Dolayısıyla bu lig böyle devam edecek gibi görünüyor. Çünkü takımlar arasındaki güç dengesi hemen hemen birbirine yakın. Tabii bu grubun içerisinden işte beraber oynamayı becerebilen, daha iyi takım olan, işte günün şartlarına uygun hareket edebilen takımlar biraz daha öne çıkacak. Ama ben yine şunu söylüyorum. Bizim iyi bir takımımız var. İyi bir grubuz ve inşallah yani bu aldığımız galibiyet tabii bundan önceki iki tane çok şanssız mağlubiyetin de olumsuz etkilerini üzerimizden atacak ve yeniden artık galibiyet serisini de başlatacağız inşallah. Bir noktada sitemim olacak. Maçın ilk devresinde Mio Caktaş'a yapılan çok net pozisyonu hadi hakem görmeyebilir. Ama VAR'daki insanların görmemiş olması bence sporla yakından uzaktan alakası yok bunun. Adaleti dağıtan insanların vicdanının da hareketli olması lazım. Yani sizler de göreceksiniz. Yani bu kadar net, biz geçen hafta aynı pozisyondan Oğulcan kırmızı kart gördü. Yani o pozisyonu defalarca seyredip penaltıyı verememek yani bir enteresan bir şey. Bunu da söylemek istiyorum. Çorum Spor'u tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Belki maçın ilk devresinde öne de geçebilirlerdi. Özellikle Serkan Hoca'yı çok tebrik ediyorum ben. Gerçekten yani bence bu takımla çok güzel işler yapıyor. Taraftarın, camianın onun arkasında durması gerekiyor. İyi de bir takım yapmış. Çorum Spor'a da bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum.